Arkadaşlar merhaba. Biraz önce gayrimenkulle alakalı bir video çektim. Orada işte videoyu çekmeden önce Twitter'da işte Monaco'nun hikayesiyle gayrimenkulün şu anki piyasasını birleştireceğimi söylemiştim. Özellikle videoyu çekerken şey düşündüm. Yani uzayacağını da anladım. İnsanlara da saçma gelecek diye şey yaptığım için bahsetmedim. Açıkçası burada da ona da bir açıklama getireyim. Şimdi bir Akinonya terimi var. Akinonya'yı herkes soruyor. Bir Akinonya adası nerede gitti? Tabii herkesin bir hikayesi var, bir bakış açısı var. Bizim zamanında hissenette böyle işte Twitter, YouTube, işte sosyal medya mecraları çok çeşitli olmadığı için biz ICQ ve Mirch zamanından gelen bir topluluk olduğumuz için orada biz hissenette topiklerde yazışarak birçok çevremizi edindik, bilgileri öğrendik. Orada piyasaya giren şey vardı. O zaman şu anda Pala diye nitelendirdiğimiz efsanevi insanlar vardı. Birine şu anda onu açıklayayım. İnsanlar genelde benim işte genelde endeks rakamlarını veya yönü iyi tahmin ettiğimi hep şüpheyle karşılarlardı. Onun sebebi ben yurt dışı piyasaları o zaman da seyrediyordum. Yani yurt dışı düşünce biz de düşüyorduk. Yurt dışı sert yukarı olunca biz de çıkıyorduk aslında. Orada bizim özellikle çok da etkilendiğim yazarlardan bir tanesi vardı. O da bir Bakonlar diye bir kabileden bahsederdi. Aa bunlar mı aldı? Ben de Akinonlar derdik. Sonra işte o Akinonya bir nevi Pala muadili birisinden aslında bahsediyor gibi şey oldu. Öyle kaldı. Sonra Akinonya benim için, kendim için de bir nevi efsanevi bir ülke gibi oldu. Şimdi niye anlatıyorum? Çünkü belli bir şeyleri, bazı hikayeleri hayatta edinirsin. Bunları işte belli bir karaktere oturtursun. Biz de dedik belki ileride bir film falan çekeriz veya şey olur. Akinonya Adası'nı belki hayata geçiririz. Akinonya Adası'nda belli zaman içinde kendiliğinden oluşan bazı karakterler oluştu. Zaten birçoğunu insanlar öğrendi mesela. Yüzüklerin Efendisi yokken bizde Çiziklerin Efendisi vardı. Yani Çizikyus var, Temelyus var, işte bizim Monakolu var. Monakolu arazi işi yapıyor. Ya tabii bunu eski bazen birkaçını bahsettim ama her şeyi dört dörtlük veya benim kafamdaki düşünce tarzlarının hepsini aksattırmadan yazdığım zamanları oldu. Tabii o da tabii birisi olur da ya yani kopya çekip veya işte çalıp senaryomu çok meşhur da olabilir. Nihayetinde sadede gelelim bunu açıkladıktan sonra. Monakolu gayrimenkul hikayesi şöyle. Bu da bir nevi şeydir, kulağınıza küpe olsun. Benim kulağıma küp oldu dinlediğince birisinden. Mantıklı da geldi. İşin özü şeyden geliyor aslında. Yani bu bir uydurma hikaye değil. Nihayetinde tabii bir tabii Akinonya kısmı veya şeyler tabii uydurma olabilir ama hepimiz yurt dışına gidince uçakla bir şehre veya ülkeye inerken özellikle Avrupa'da, özellikle İtalya'da, Çekoslovakya'da falan arazi yapılarının çok güzel olduğunu görürsünüz. Böyle ip ip gibidir. Bazıları böyle daha dar ip ip gibidir. Onun sebebi bir nedir diye böyle düşündüğünüz zaman niye bizde yok? Tabii arazide ekilen şey veya arazilerin parselizasyonlarıyla alakalı bir durumdur. Şimdi burada mevzumuz şu, şeyimiz, hikayemiz şu daha doğrusu. 400 yıldan geriye nasıl geleceğiz? Hatta ben onu hikaye şeklinde olan kısmıyla anlatayım, belki daha eğlenceli olur. Monakolu geliyor bir yere, bundan işte 400 yıl önce gerçekleşen bir olay. Monakolu geliyor bir yerden arazi alacak. Monakolu arazi tüccarı, alıyor yerleri, satıyor. Geliyor bir yere arazi alacak, birisine gidiyor soruyor, kaç para diyor burada metresi diyor, metrekaresi. Adam diyor 10 lira, niye 10 lira diyor, her yer diyor 2 lira diyor, niye sen de 10 lira diyor. Diyor abi buradan şu geçecek, burası şöyle verimli falan filan diyor. Monakolu tabii çevreyi etüt edecek. Çevreyi etüt ediyor Monakolu. Bakıyor ki çevrede 5 lirayla 3 lira arasında yerler var. Zebil gibi bir yığın yer var. Her yeri dolaşıyor falan. Bütün yerleri dolaştıktan sonra tabii Monakolu çok böyle lordlar gibi giyinen bir arazi tüccarı. Bakıyor ki adamın pazarlık yapacak. Adamlar pazarlığa yanaşmıyor. Nihayetinde o zaman işte parayla veya işte o zaman işte altınla falan anlaşarak alıyorsun yerleri. Adam ilk etütlerini yaptıktan sonra bir sene sonra aynı bölgeye üstü sefil şey üzerinde giyinmiş gariban insanları göndererek arazi toplamak istiyor bölgeden. Sonra
bölgeye gidiyor, arazi toplamaya başlıyor o gönderdiği adamlar. Tabii üstü başı sefalet. Hatta şöyle bir muhabbetler de dönüyor. Birisi uyanıyor arazi satanlardan biri. Üstü çok sefil. Diyor ki sen diyor ne yapacaksın diyor amca diyor. Yani aldığın araziyi ne yapacaksın diyor. Ben diyor üzüm bağı diyor. Ben de diyor şarap üreteceğim kızlarım çocuklarım için diyor. Bunu yatırım yapacağım diyor. Diyor ki bu kadar virane pazarlık yapıyorsun diyor. Yani üstün başın sefalet içinde kızların çocukların için diyor iki dönüm almıyorsun da 50 dönüm arazi alıyorsun falan diyor yani. Yani ben onu tabii şimdiki zamanın terimleriyle anlatıyorum. Yani böyle de hikayelerin içinde hikayeler de var. Bunlar tabii zamanında bizim hepimizin veya birilerinin yaşadığı hikayelerin birleştirilmiş halidir. Yani bunu da açıklamama gerek yok. Nihayetinde bu yerleri topluyor. Topladıktan sonra yaklaşık işte o bölgenin %1'ini falan topluyor. Topladıktan sonra bunlar tabii böyle arazi konusunda çok uzman insanlar. O zaman da orada üzüm bağları çok şey, popüler. Üzüm bağlarından tabii şarap elde ediliyor. O zaman işte gemi yollarıyla işte seferlerle işte iyi ürünler satılıyor. Biliyorsunuz o zamanki yıllar 1400'lü yıllarda şaraplar yani bir talep görmüş. 1600'lü yıllarda biliyorsunuz lale çılgınlığı oldu. Neyse. Burada yerleri topladıktan sonra yerleri topluyor ve arazilerini ekecek dışarıdan adamlar getiriyor. O zaman işte ister köle diyeyim veya başka bir şey diyeyim. Arazileri diyor ki bunları diyor ip gibi dizeceksiniz diyor. Hepsi diyor böyle diyor. Hiçbir şekilde diyor sağa sola kaymayacak diyor. Ve diyor her ektikleri bölgelerin şeyini diyor arazi şeylerini diyor çok iyi işaretleyeceksiniz diyor. Oraları daha kalın ekeceksiniz diyor. Bir nevi adam şey yani düzen hastası. Hatta böyle çok düz ekilmeyen, hafif yamuk olup baktığı zaman şey olanların kellesi uçurulmuş. O yüzden arazileri o şekilde baktığın zaman böyle çok nizami gözükecek şekilde ki buna dikkat eden insanın ne kadar verimli bir ürün elde edeceğini siz düşünün. Sonra buradan tabii dünyanın en kaliteli şarapları şey oluyor, dilden dile şey oluyor ve araziler ciddi bir prim yapıyor ki adam 3 senelik verimiyle bütün yatırdığı altın, işte paranın karşılığını arazilerden alıyor. Gün geçiyor, Monaco'luyor diyorlar. Yani Monaco'lu diyorlar, sen burada diyorlar, geldin diyor, arazi aldın diyor. Niye diyor, yani şey yaptın diyor, yani niye buradan aldın diyor. Diyor ki, bir diyor, buradan almamın sebebim diyor, verimli bir arazi olması lazım olduğu için diyor. İki diyor, alırken bir de böyle hiç yol üstü böyle kupon yerlere yüksek para ödemiyor. Hep düşük fiyatla almış. Ama prim yapınca tabii kendi ektiği yerler çevreye göre daha katma değerli bir ürün ürettiği için daha çok prim yapıyor. Bir de diyor yani bir yer diyor gelişecekse diyor yani onun diyor gelişme olacağı zaman diyor oranın diyor 5 lira 3 lira olması önemli değil diyor. Yani 10 liralıkken bir yer geliştiği zaman hepsi beraber gelişir diyor. Ben onu başardım diyor. Bu şimdi buradaki hikayeden şey yaptığımız şey Monaco'lu belli bir süre geçtikten sonra bunu tabii daha önce ben yazdığım için tam da tabii uzun zaman oldu. Monaco'lu belli bir süre geçtikten sonra yanlış orada daha farklı da yazıyor da olabilir istinadı. Monaco'lu belli bir süre geçtikten sonra yerlerini satışa çıkartıyor. Diyor ki yerim diyor şu fiyat diyor. Tabii kimse tabii o zaman Monaco'lunun tabii o zaman vakti zamanında gelip oradan yer almaya çalışıp sonra bir sene sonra ortadan kaybolup tekrar yerleri toplatan olan insan olduğunu bilmiyor. O ona 10 liradan yer satmaya çalışan kişi Monaco'nun o zamanki 50 liralık istediği talebe ilk talipli oluyor. İlk talipli oluyor ve biraz önce anlattığım şekilde yani fiyat gelişmesiyle alakalı şeyde onu anlatıyor. Buradan biz ne mantık çıkartıyoruz şimdi Akinon'un mantığında? Yani bir şeyin fiyatı düşükken, alıcısı azken, yüksekken çok daha fazla olabiliyor. Yani bu buradan çıkartabileceğimiz belki de en önemli ders. İkincisi, mesela giden olmuştur kesinlikle, takipçilerinden de olmuştur. Mesela İtalya'ya mesela uçakla inenler, tamam mı? Veya işte Toskana Vadisi'ne gidenler, o şeylerin nizamiyetini görmüştür. Ondan sonra zaten bizim için önemli ailelerden biridir. Genelde oradaki araziler de Medici ailesindir. Yani onlar Akinonya'da önemli karakterlerden biri biliyorsunuz. Mediciler ilk tarihte
banka kuranlar. Yani banka, banktan geliyor aslında, bir bank var. Borç veriyor karşısındakine. Banka anlamı da şundan geliyor aslında. Borç veriyor. Adam borcunu ödemezse o bank kırılıyormuş. Kırılıyor. Kırıldıktan sonra ne olduğunu siz düşünün. O tarihte vardır zaten. Artık nasıl işte büyük ailelerin nasıl büyük aile olduklarıyla alakalı çeşitli efsane şeyler vardır. Ama banka kelimesi de o aileden gelir. Zaten Monopoly'da o aile uzantısı bir spekülatör. Yani tarihin her devrinde belli spekülasyonlar olmuş. Yani nihayetinde biz şu anda hisse senetlerinde belki spekülasyon yaşanıyor. Zamanında bu lalelerle oldu, bazen arazilerle olmuştur, bazen üzüm bağlarıyla olmuştur. Her zaman bir spekülasyon yaşanmıştır. Burada tabii bazı şeyler falan değişmiş olsa da, zaman değişmiş olsa da her zaman spekülasyon vardır. Şu anda da arazilerde bunu yaşıyorsunuz zaten. Gittiğiniz zaman herkes malıma kötü demiyor. Yani herkes yukarıdan birilerine bir şey kakalama devrinde. Ama siz iyi araştırırsanız bir yerde bir piyasayı, o piyasada gerçekten o bölgede bir gelişme olduğu zaman, yani orada senin 10 lirayla yer aldığın yerle 50 liraya yer aldığın yer arasında çok büyük dehşet faktör olmayacaktır. Bunu anlatmaya çalıştım. Görüşmek üzere arkadaşlar. İyi günler.